İyi akşamlar Sayın Seyirciler. Haftanın manşeti programında sizlerle birlikteyiz. Bugün gündem dışı bir konu ve tabii ki konukla sizlerle birlikteyim. Ege Şivesi ve Kütahya Ağzı ile çektiği videoları sosyal medyada büyük ilgi gören bir konuğumuz Sanem. Ben de stüdyomuzda. Siz yakından tanıyorsunuz. Kütahyalılar özellikle sizi yakından tanıyor, takip ediyor. Evet. Ama biz isterseniz yine de sizi kısaca bir tanıyalım. Tabii ki. Ben Sanem. Kütahya Emet doğumluyum. 17 yıl önce üniversiteyi okumak üzere Kütahya'dan ayrıldım. Kütahya'da büyüdüm aslında. Daha sonra işte kendi mesleğimiz, İstanbul hayatı. Böyle giderken ailemin içerisinde de hala kaybetmediğimiz şivemizin çok tatlı olduğunu, çok içten olduğunu bildiğim ve hissettiğim için bununla ilgili bir şaka yoldu. Bali'de tatildeyken eşimle bir video çektik. Sonra o çok tutulup çok istenince o şekilde de devamı geldi. Devamı niteliğinde de videolar oldu. İsterseniz insanların daha iyi hatırlaması için özellikle sizin ilgi gören birkaç videonuz var. Onları bir izletelim izleyicilerimize. Sonra sohbetimize devam edelim. Özellikle bir iki videosu var. Benim özellikle çok güldüm. Onları izliyoruz. Sonrasında sohbetimiz devam edecek. Kerem'im biz daha doğuya gittik anam elinden de. Anlattın mı ben sana onu? Yok. Şey gittik doğuya. Bu diyorlar doğuya mı geldin diyorlar. Kız hep beraber oturup dururuz tabii doğuya geldim. Hani sorulacak şey mi var ki? Sorarlar biz daha öyle de. Gelin kız lavadaydı. Ondan sonra Hasan Çavuş'un torununun şeysi de Uvası'ndan İmin abi İnan Şerfa abi da vardı. Oturduk işe dağıttılar. Petit Börner lokum bende doğuda dağıtılmışmış. Benim de doğuda. Anam da pek severdiydi. Ona söyle bastırıyorum da pek güzelliğini veriyor. Aha öyle. Hayatım sen Kütahyalısın. Kütahya doğuda değil ki. Doğuda ne işiniz var sizin ya? Doğu... öyle deliler. Bebek olursa o doğuya ne zaman gideceğim ben çalışıp dururum. İlahi kerevim vallahi. Doğu dediğin... bebeğin doğduğu... Kutlu kutlu kızım bebeği kutlamaya gidersin. Gel doğrularda gidersin de kutlarsın hediyenden. Ha, ben Emetçe kursuna gideyim hayatım. Başka senin türlü. Senin gitmen lazım vallahi. Hiç anlaşamıyorsun. Allah aşkım. Vallahi de kemikler mi ağrıyor böyle kemikler mi iki kişi ayırıyorlarmış kavga ediyorlarmış da ortada buluşamıyorlarmış gibi. Etler mi lime lime etmişler lime lime etmişler bir aramaya bir daha gelemiyor gibi. Kafamı iki tırın arasında sıkıştırmışlar. Tam patlayacakken patlamak üzereyken kovmuşlar gibi. Her yandan dökülüyor. Ne yaptın? Doktora falan gitti mi? Aa hamama bandım, aspirin içtim, her yerimi vikislerle ne oldu? Aha bakam yatıyorsun, dinleniyorsun. Ha iyi ya, bu evet ya bu şey alternatif tıp iyi. Peki bu şakaklarına koyduğun şeyler de, onlar da tıp iyi mi geliyor? Ha yok kız, aa mandalina yedim çöplerine ama üşendim de sıkıştırıverdim, o bir şey değil. Evet, bu güzel videolardan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz Sanem ben. Sanem Hanım, şimdi Bali'de ilk bu videoları çektiniz. Evet. Sonra sosyal medya hesabınıza yüklediniz. Ardından gelen bir ilgi mi vardı? Evet, tam olarak şöyle oldu. Bir Luwak kahvesi var, çok meşhur Bali'de. İşte haberlere çıkmış, konu olmuştur, çok pahalı. İşte bunun çiftlikleri var. Gidiyorsunuz ve size o kahvenin yapım aşamasını anlatıyorlar tamamıyla. Biz de gittik. İşte kahveyi kavurtuyorlar sana ya da işte dövdürüyorlar. Bir tane abla, Balili, kenarda böyle kavuruyor sessiz sakin. Bana da dövdürüyorlar. İşte ben de şakasına, Kerem de beni çekiyor o sırada. Dedim ki işte Hacı abi acık benim kollam yoruldu, acık da sen git döv bakalım deyince çok güldük, onu da koyduk öyle video olarak. Sonra herkes inanılmaz olmuş, bunu orada devam ettirsene falan. Baliler de gerçekten çok sevimli ve çok içten insanlar. Evet. Her gün bir video, işte masajcı kızlarla, işte çeşitli sahildeki teyzelerle. Çok tatlı bir anı oldu. Biz orada bırakacaktık aslında onu. Döndük sonra, hayır efsane oldu, biz çok beğendik. Allah Allah, acaba öyle mi falan. Sonra annem vardı yanımda. Annem de şu fincanı salladığım polis amcalar evet, geliyor evet. İşte. Acayip fenomen oldu o. Herkes çekip çekip gönderdi sağ olsun. O videoyla falan devam etti. Sonra da biz de eğlenmeye başladık artık. İnsanların güzel mesajları çok hoşa gitmeye başladı. Böyle devam etti sonra silsile, hala sürüyor. Ne güzel. Tabii şimdi Kütahya Ağzı Ege Şivesi'nin en önemli parçaları, güzel parçası. Kesinlikle. Kütahya'da da ağız ilçelere göre çok fazla çeşitlilik gösteriyor. Kesinlikle. Sizin özellikle üzerinde durduğunuz tabii ki ağız Emet Ağzı.
Emeklisiniz de. Evet, aile sanırım. Emekli. Şimdiki gençler de aslında şive ve ağızdan biraz uzaklar. Evet. Ama siz görüyorum hem İstanbul Türkçesine çok hakimsiniz hem çok de Ege şivesini ve Kütahya ağzını çok iyi kullanıyorsunuz. Bunun da sebebini öğrenebilir miyim? Yani aslında şöyle, ben değerlerimize, böyle özümüze çok önem veren bir insanım. Hani aslında gençlerimizin de uzaklaşma sebebi sanki şiveli konuştuklarında komik duruma düştüklerini, evet, düşünmeleri. Ya da bundan maalesef bazı kitleler, yani bunu yapmayan artık çok var ama bazıları da utanıyorlar hatta bu şivelerden. Bana göre bu zenginlik, bana göre bu değer yani. Ve bir kimlik de aynı zamanda. Kesinlikle yani, öyle. Bölgeye. Ben İstanbul'da işim gereği çok lüks yerlerde, çok büyük toplantılarda bulunurken, İstanbul Türkçesiyle konuşabilirken, ailemin yanında, arkadaşlarımla, Emet'le çok rahatlıkla şivemle konuşmayı tercih ediyorum. Bence bu zenginlik, yani İngilizce biliyor gibi, Fransızca biliyor gibi kaybetmemek gerektiğine inanıyorum yani. Sanırım özellikle Kütahya'dan uzak olan gurbetçilerin ilgisi çok daha fazla bu şiveyi, ağzı duyunca. Evet. Özellikle hayranlıklarını gizleyemiyorlar. Özellikle İnsanların Almanya'da. Biraz daha özlemi var sanırım. Gerek memleketlerine, gerekse şivelere. Hepimizin çocukluğu değil mi aslında şivelerimiz? Yani tabii hani ki. Ben şive deyince babaannem, anneannem aklıma geliyor. İşte çocukluğumda yaşadığım o bayramlardaki konuşmalar aklıma geliyor. Dolayısıyla aslında benim için de bir özlem. Ben yaparken nasıl özlemi gideriyorsam, insanlar da sağ olsunlar izlerken özlemlerini gideriyorlar. Aslında Kütahya'nın da önemli bir eksiğini yerine getirmiş oluyorsunuz. Kütahya'nın en büyük eksiği tanıtım eksikliği. Evet, İnsanlar bu vesileyle Kütahya'yı da merak etmeye başladılar sanırım. Özellikle çevrenizde bu yönde aldığınız tepkiler var mı? Evet, gerçekten şeyi mesela bizim de öğrendiğimiz çok şey oldu. Mesela Almanya'da Kütahyalıların bir derneği varmış. Evet. Bunu ben de öğrenmiş oldum. Arkadaşlarım şey demeye başladı. Kütahya deyip geçmemek lazımmış artık. Almanya'da bile bir federasyon varmış. Dolayısıyla bence şey... evet, gerçekten öyle mesajlar aldık. Antalya'ya giderken es geçerdik Kütahya'yı. Şimdi Vazo'ya uğrayıp bir geçmek istiyoruz falan. Böyle güzel, hakikaten Kütahya'yı merak ettiklerine dair mesajlar alıyorum. Bu arada eşinizde oyuncu Kerem, evet, Poyraz. Evet. Onun da size bu Kütahya ağzına katkısı var. Zaman zaman sizle birlikte videolar çekiyor, görüyoruz. Kesinlikle. Eğlencesini o çıkartıyor. Yani kendisi ister istemez komedinin içinde buluyor her seferinde kendini. Çünkü o Müjdat Gezen konservatuar mezunu. Müjdat Gezen de kendisine öyle söylemiş. Sen demiş komedyen olacaksın. Olur mu demiş, ya ben jön olacağım falan. Yok demiş, sen komedyensin. Hakikaten de öyle. Hep işin eğlenceli kısmını çıkartmayı çok seviyor. Video çekerken de öyle küçük bir tüyo veriyor ki. İşte mandalina videosu gibi. Evet. Mandalinalarını buraya sıkıştır. Kesinlikle. İşte soralım o ne diye ve hani aslında hiçbir amacı olmasın şeklinde. Küçük katkıları acayip yerlere taşıyor videoyu. Tam da onu sorayım ben de o zaman. Yazıyor musunuz önceden yoksa spontane mi gelişiyor o 1 dakikalık videolar? 1 dakikalık videolar en fazla 2 kere çekiliyordur. 2 dakikada bitiyor. Tamamıyla şekilde... spontane diyorsunuz. Aynen. Yani sadece konu. Aa diyorum, hayatım hastalık, hani teyzeler anlatamazlar. Benim annemin en büyük olayı. Doktora gider ama neden hasta olduğunu bir türlü anlatamaz. İşte bacaklağım uyuşuyor gibi, şuradan şuraya kadar hissetmiyor gibi. Hani aslında bir anlatabilse daha, evet, çabuk bulunacak. Oradan çıktı işte, annem dedim böyle hastalığını anlatamaz. Aa bunun videosu olur. Mesela hemen öyle çıkıyor. Hiçbir şekilde ne konuşalım mı planlamıyoruz. Basıyoruz, ne çıkarsa o. Bence doğal olması en güzeli. Tabii aslında üzerinize oturan bir kimlik olduğu için şahsım adına söylüyorum. Çok fazla şive ağzı televizyonculukta, yayıncılıkta kullanamıyoruz. Aynen. Ama benim en büyük hayallerimden birisidir mesela Kütahya ağzıyla haber sunmak. Tabii bu mümkün olmaz belki ama en azından sizin böyle bir videonuz da vardı. Haber sunmuştunuz. Küçük bir video, aynen. Küçük bir video. İşte Kerem çok beğeniyor da haber spikerini. Ben de kıskanıyorum. Hmm. Diyorum ki ne var bunda, ben de sunarım. Öyle yaptığımız videomuz spontane var. Spontane bir şeyler yapabilir miyiz tabii şimdi ki yapalım. Kütahyalı izleyiciler için? Evet. İnşallah. Güzel olur. İnşallah. Benim kameram şu muydu? Evet. Sayın seyircilerimiz, bugün de haberlerimize hoş geldiniz. Terlemezden imine, gezekte yaptığı bin bir çeşit lezzeti yetersiz bulduğunu arkadaşlarına söyledi. Dedikodu malzemesi olan İmine'nin en çok beğenilen ürünü zeytinyağlı sarması oldu. Cimciyi neden etmedin diyen Ayşe'yle kapışan İmine 2 aydır küslüğüne devam ediyor. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Ebbabımla kahveye kadar gidip geliyorum diyen adama 3 gündür ulaşılamıyor. Kendisini en son Emet kebabı yerken
ardından da peynirli bir de siparişi verirken görmüşler. Haberlerimize az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gerçekten çok güzel, çok eğlenceli. Ya o anda aklınıza geliyor olması da gayet güzel. Evet, çok böyle akıyor yani. Yani bir akıcılık da söz konusu. Emeklilerden zaman zaman eleştiri alıyor musunuz? Bak öyle söylenmez, böyle söylenir diye. Bir tane eleştiri aldım. O da ilk başlardaydı. Emekli sizi seven olabilir ama sevmeyen daha fazla. Bizim üzerimizden meşhur olmaya çalışmayın diye. Öyle mi? Ciddi bir eleştiri aldım ama bilmediği bir şey vardı bence. Sonra da devam etmedi zaten bunu söyleme. Tek eleştiriydi yani bu dönemde aldım, bir sene olmak üzere. Benim kendim emekliyim. Yani ben kimsenin üzerinden, ben aslında tabii özümü ki yaşıyorum sadece. Aynen. Hani kimseye dalga konusu da değil benim için bu. Hani benim için zaten bir güzellik bu. Ama diğerleri hatta bana yardımcı oluyorlar. Bak şu kelimemiz var, şu adetimiz var. İşte bu heyman adeti. Ben hiç yaşamadım ama bana söylüyorlar. Bak heymanımız var, ne olur onunla video çeker misin? İşte onun şarkısını yazıp yolluyorlar. Kelime çıkartmışlar, defter defter onların fotokopilerini gönderiyorlar. Yani insanlar bırakın eleştirmeyi, daha da görmek istedikleri her şeyi benimle paylaşıyor. Ne güzel. Tabii siz bu videoları çektiniz, yayınladınız. Ardından Kütahya'ya geldiniz. Evet. Bir ilgiyle karşılaştınız mı? Çok şaşırdım. Sizi şaşırtan evet, bir ilgi. Evet, gerçekten çok şaşırdım. Çünkü video izlemek, birilerinin sizi izlemesi ayrı bir şey. Sizi gerçekten böyle sımsıkı sarılmak istemeleri, genç kızın seni gördüğünde ağlaması bambaşka bir şey. Yani benim için inanılmazdı. Çok şaşırdık yani hakikaten. Emet de keza öyle, Tavşanlı da öyle oldu. Çok hayatlarına dokunduğumuz kişiler olduğunu öğrendik. Çok çok yani kalplerini açıyorlar. Bundan daha büyük bir hediye olamaz gerçekten. Şimdi o zaman özellikle Kütahyalılar için geriye dönüşü olmayan bir yola girdiniz diyebiliriz. İnsanlar çünkü sürekli sizden bu tarz videolar bekleyecektir. Evet, bir hafta yapmadığım zaman. Ki beklemekte de haklılar bence. Evet, söylüyorlar. Bir hafta falan yapmadığım zaman nerede kaldı hadi falan. Bunun sonu nereye kadar gidecek? Neler yapacaksınız? Bu gelişecek mi? Farklı mecralara taşınacak mı? Aslında hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey de planlı yapmıyorum. Çünkü bu benim mesleğim değil. Yani ben bunu gerçekten içimden geldiği, eğlendiğim ve insanlar beni kalplerine taşıdıkları için o kalplerde yer almaya devam etmek istediğim için yapıyorum ama tek bir hayalim var, onu biliyorum. Kerem'le birlikte şiveyi kullandığımız bir tiyatro oyunu yapıp buralarda oynamak istiyoruz. Hani bizim hiç böyle maddi falan bir beklentimizin olmadığı bir hayal bu. Tamamen buradaki insan, yani mesela Emet'te hiç tiyatro yok. Yani Tavşanlı'da var öyle bir salon ama bence Emet'teki halkımız da tiyatro izlemeyi çok seveceklerini düşünüyorum. Ama onlara ulaşacak bir oyun da yok. Belki biz ulaşırız, belki o çocuklara tiyatroyu biz sevdiririz. Evet. Zaman zaman televizyonlarda diziler yayınlanıyor ve bunların bazıları şiveye dayalı diziler. Ege şivesini yansıtan da bazı diziler oldu geçmişte. Şu anda var mı tam hatırlamıyorum ama onları izlerken bak tam Ege şivesini yansıtmıyor dediğiniz zamanlar oldu mu? Evet, aslında kulak alışkanlığı yoksa ya da siz çok kulağınız iyi olup sonradan duyduklarınızı hemen kapamıyorsanız biraz eksik oluyor bu hani yapıp duru. Evet. Hani duruyu o kadar ayrı bir kelime olarak söylüyorlar ki aslında bizi tırmalıyor bilen insanları. Hani yapıp duru, edip duru değil de yapıp duru. Arada durak yapıyor işte, değil mi? Evet. Yani o da tabii ki biz bilenleri bence tırmalıyordur. Ama bilmeyenler için o bile sevimli gelirken bir de gerçek melodisini bilseler bence çok daha tatlı hale gelir yani. Ben de videolarınızı izlerken Sanem Hanım muhakkak böyle bir organizasyon içerisinde olmalı diye çok düşündüm açıkçası. Çok yani teşekkür ederim. Bir dizide görmeyi çok isteriz sizi. Özellikle Kütahya'nın tanıtım açısından da çok büyük katkı sağlayacaktır. Eşiniz oyuncu, oyuncu arkadaşlarınız da var etrafınızda takip ettiğimiz kadarıyla. Bu yönde bir öneri, bir teklif, bir zorlama söz konusu mu arkadaşlarınız tarafından? Yok, en aslında şöyle hani biliyorsunuz bu dizilerin seçimlerinde zaten oyuncular seçmiyor oyuncuları. Yapımcılar, kanallar, artık eskiden yönetmenler de varmış ama şimdi en çok yapımcılar ve kanallar seçiyorlar bunu. O yüzden hani kimse bana kalk gel hadi oyuncu ol diyemez, böyle bir şey yok ama inanın onların dünyası hiç kolay değil. Gerçekten çok zorlu şartlarda çalışıyorlar. Hele Türkiye'de gerçekten zor. Benim için yani hani Jazz Sosyete tadında bir şeyin içinde bir parça olmak tabii ki isterim. Ama kendi işimi hep hayatımda tutmak istiyorum. Ki farklı da güzel de bir mesleğiniz var. Evet, ben gemi sigorta brokeriyim. Çok da keyif alıyorum.
aslında gemi kaptanlığı okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. İşte nasıl geldin sen buraya diyorlar. Deniz ne alaka? Diyorum ki hamam. Hamam var yani üstüne. Organizasyonlara davet alıyor musunuz? Aslında evet. Bu Almanya'daki Avrupalıların Kütahya Kültür Festivali'ne inşallah seneye dahil olacağız. Bu sene çok sınırlı bir zamanda ulaştık birbirimize ama bir video ile katkıda bulunduk kendilerine. Tavşanlı'da düğünlerine davet ettiler gelip de onlar sayılır. Ne güzel. Çok tatlı bir çift vardı gelip davetiye verdiler sağ olsunlar. Evet böyle işte Kütahya ile ilgili biliyorsunuz Soran Bilir TV çok güzel bir şey yaptılar. Kesinlikle. Yani inanılmaz büyük bir adım attılar bence ve kendilerini de açtılar artık YouTube'da bir yer sahipleri. Kesinlikle onlar da artık iyi şeyler de çıkarıyorlar. Kesinlikle onlarla birkaç kez röportaj yaptık, çok da keyifli, zaten aileden gibiyiz artık, birbirimize yakın arkadaşız. Çok sevimli şeyler oluyor ve gerçekten çok güzel davetler alıyorum. Sizler layık görüp çağırdınız. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ne demek? İnşallah bu başlangıç olur. Sonraki günlerde de Kütahya'ya geldiğinizde stüdyomuzda ağırlamaktan tabii ki zevk duyarız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah her zaman. Farklı bölgelerden de ilgi oluyor mu Kütahya ağzına, Ege şivesine? Evet, çok şaşırtıcı. İstanbul'da bir iş yemeğindeyim. Oturuyoruz. Birisi geldi, Sanem Hanım dedi. Masadaki herkes kendi iş hayatımdan olduğu için bakıyoruz, armatör mü bu, işte servör mü, avukat mı, çıkartmaya çalışıyoruz, nereden tanıyoruz diye. Dedi ki ben sizin videolarınızı takip ediyorum, bayılıyorum. O zaman anladım. Aa dedim, ben Emet Kütahya'nın dışında da birilerine hitap etmeye başlamışım. Hakikaten o şekilde anladım ki Ege şivesinin tatlılığı bir yerlere yansımış durumda yani şu anda. Tabii eşiniz oyuncu olduğu için ünlü, zaman zaman onu tanıyanlar muhakkak oluyordur etrafınızda. Kesinlikle. Şimdi artık çarşıya çıktığınızda ya da bir yere çıktığınızda siz de tanıyanlar oluyor. Evet. Eşinizin tepkisi ne genelde böyle durumlarda? Şey yapıyor, artık diyor ben diyor ikinci planda kaldım baba. Önce onunla çekilmek istiyorlar, sonra sizle de çekilebilir miyiz diyorlar. Özellikle Kütahya'da değil mi? Evet, evet. Yani eşim dünyanın en mütevazı insanlarından bir tanesi olabilir hakikaten. Yani o kadar yaşadığı şeyi sindirmiş. İşte bu Beni Affet zamanında biliyorsunuz yani birinci prime time'ı bile geçen şeyler almışlar. Şehirler, işte reytingler. O zaman bile aynı, şimdi de aynı. Çizgisini hiç bozmayan biri. Ondan öğreniyorum aslında bazı şeylerde nasıl davranacağım. Mesela o bana işte, aa videona yorum geldi, bak bunları cevapla bence diyen. Evet. Hani o mütevaziliği bana sağlayan da aslında eşimin o mütevaziliğidir. Ne güzel. Çok şanslıyım o konuda. Ne güzel. Mutlu bir aile tablonuz var, onu çok görüyoruz. Şükür. Fincan'la çok birlikte aynı evet, zamanda. Evet, oğlumuz. Sizi takip etmeye başladığımız andan itibaren gerçekten stüdyoda ağırlamayı çok istedim. Ve Kırmiyet geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür Dayanıza ederim. Sizlerin de bol bol reytingleriniz olsun. İnşallah, amin. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, gündem dışı bir konuğumuz vardı, Sanem Benli. Sohbetimizin ardından biz de programımızı kapatıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.